Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Sorularınızı iletebilirsiniz Twitter ve Instagram'dan sorularınızı gönderebilirsiniz. Reşat Hoca'ya soracağım sorularınızı yayın boyunca, bunu belirteyim. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, arkadaşım uyardı, bağlantı sağlanmış. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhaba sevgili Salim, herkese hayırlı günler. Çok şükür iyiyim, sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocam, gelişmeler yaşanmaya devam ediyor transfer gündemiyle ilgili. Sıcak bir gelişme. Ali Akman Frankfurt'ta oynuyor. Oyuncunun kiralık transferi için Galatasaray Alman ekibiyle anlaşma sağladı. Ali Akman önümüzdeki sezon bir aksilik olmazsa kiralık olarak Galatasaray'da forma şansı bulacak. Ne dersiniz hocam bu transferle ilgili? Ali çok yetenekli bir santrafor. Yani gol vuruşları, zekası, o alandaki düşünceleri gerçekten de, ama gelişmesi lazım bu oyuncuların. Evet. Yani Bursaspor'dan Almanya'ya gitti. Orada ne kadar tutundu, tutunmadı. Tabii Türkiye'de takımlarımızın artık yabancı yerli statüleri var. Saha içerisinde 3 tane yerli oyuncu. Ve bunu bulamayan takımlar var. Gerçekten de bulamayan takımlar var. Dolayısıyla gelişmesi lazım Ali'nin. Galatasaray takımı şampiyon oynadığı için hücum yapacak. Orta sahasını güçlendirdi. Kenarları iyi. Seferovic santrafor var. Gomis var. Ali Akman belki kadro derinliği ve gelecek adına mı yapıldı diye düşünüyorum. Kiralık opsiyonu var mı yok mu onu da bilmiyorum. Gelişirse Ali önemli bir oyuncu. Belki ilk etapta Seferovic'in, Gomis'in arkasına kalabilir. Ama rotasyonlu maçlarda da oynayıp kendini gösterebilir diye düşünüyorum. Hocam, bana gelen bilgi, opsiyonu yok diye biliyorum transferde, bunu söyleyeyim. Transferde herhangi bir opsiyon yok. Son gelen bilgi bu şekilde. Eğer farklı bir durum olursa dinleyenlerimizle paylaşırım. Ali Akman hocam Bursaspor'dayken çok iyi bir performans ortaya koymuştu hatırlanacağı üzere. Sonrasında Frankfurt takımına transfer yaptı. Birçok takımdan teklif almıştı. Kiralık, geçtiğimiz sezon kiralıktı. Bu sezon yine kiralık olarak Galatasaray'a geliyor. Hocam, oyuncuyla ilgili şunu sormak istiyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Bu tarz oyuncuların oynaması lazım. Galatasaray'da formayı zorlar mı? Çünkü bu demek oluyor ki Ali Akman transfer ediliyorsa, bilindiği üzere Halil Dervişoğlu da tekrardan listedeydi. Halil Dervişoğlu ihtimali ortadan kalktı. Tabii Seferovic var. Evet. Gomis var. Yani Seferovic, iyi bir Seferovic varken tabii ki orada forma şansı bulması çok zor. Belki hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna katılıp bir şeyler katmaya çalışacak takıma. Yani ciddi anlamda bir çıkış yaşaması lazım. Öndeki oyuncuların yokluğunda kendini göstermesi lazım. Yoksa Ali, bakıyorum 18 içerisinde ceza sahasında çok rahat, gol vuruşları iyi. Birdenbire ok gibi ön direğe gidebiliyor, arka direk koşu yapabiliyor. Yani yetenekli bir oyuncu, ama işte söylediğin gibi, senin de söylediğin gibi, genç oyuncuların sürekli oynaması lazım, forma şansı bulması lazım. Özgüven duygusu da genç oyuncular için çok önemli. Hem Galatasaray için hem Ali için hayırlı olsun inşallah. İyi olur ama yani zor şans bulur yani bu takım içerisinde. Belki kupa maçları, sonradan yedek girebilir oyuna. Gomis ve Seferovic hayal kırıklığı yaşatıp formayı alıp, yani alıp götürebilir mi? Yani bunları kestirmek gerçekten güç. Ama genç oyuncular çok çalışmalı, gelişmeli. Öndeki oyuncuları, mesela Seferovic, Gomis nerelere koşu yapar, ne yapar? Arkası dönükken ne yapar? Top, ayağındayken ne yapar? Topsuz ne yapar? Bunları çok iyi gözlemlemesi lazım.
Hocam devam edelim sohbetimize. Gelen sorular da var. Bu soruları da cevaplayacağız. Hemen kontrol ediyorum. Masum Başduğu yazmış. İyi yayınlar Salim kardeşim. Reşat Hoca'ya da selamlar, saygılar. Anneciğim selam, bizden de selamlar. Bir sonraki transferi hangi bölgeye olur? Kime? Bir de Adana Demirspor'un bir sonraki transferi hangi pozisyon olur? Bir de Adana Demirspor'un yeni transferlerini hocamız beğendi mi diyor. Valla iyi gidiyor Adana Demirspor takımı. Balotelli'nin de kalması çok iyi oldu. Yunus çok büyük bir kayıp. Vargas öyle gözüküyor. Ama onun dışında Muriç 3 tane oyuncu büyük kayıp gibi gözüküyor. Onların da yerine Onyekuru alındı, Yusuf alındı, Akintola var. Evet. Belki kenara bir oyuncu, yani istediği verimi pek alamıyor gibi sanki sağ önde. Oraya belki bir oyuncu alabilirler. İstanbul'un durum belli değil. Orada İndiaye, Gökhan ikilisi var. Bir Anarson var, Belhan da var ama savunmadan topu alıp dağıtımı yapabilecek bir İstanbul'i gibi bir oyuncuya ihtiyacı var Adana Demirspor'un. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Hocam hemen soruları kontrol ediyorum. Meltem Hanım yazmış. Merhaba Salim Bey, Galatasaray Evan Derli anlaştı mı? Bazı gazeteciler siz de dahil anlaştı diyor. Bazı gazeteciler bu iş olmadı diyor. Kulübü Galatasaray'a verdiği ücreti düşük buldu diyor. Son durum nedir demiş. Hocam isterseniz, müsaadeniz varsa siz de oyuncu ilgili yorum yapabilirsiniz. Tabii ki. Ben bu transfer gelişmesiyle ilgili yakından takip ediyorum. Galatasaray'da Evan Der gelişmesini. Son durum şu şekilde. Galatasaray Evan Der'le yıllık 1,5 milyon eurodan 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Yıllığı 1,5 milyon eurodan. Fakat kulübü Midland'la görüşmeler devam ediyor, pazarlıklar devam ediyor. Dün Galatasaray'ın son teklifi oyuncu için, Brezilyalı oyuncu için 6,5 milyon euroydu. Fakat kulübü ilk başta 10 milyon eurodan kapıyı açtı. Sonrasında 8 milyon euroya indiler. Eğer bu transfer olacaksa ben bu transferin 7-7,5 bandında bir ücrete biteceğini düşünüyorum sonraki satıştan payla. Fakat Galatasaray'ın bu bölge için listesinde önemli isimler var. Birazdan Ajans Spor'dan da duyuracağım. Menajerler tarafından önemli bir isim Galatasaray'a önerildi. Serie A'dan önemli bir isim Galatasaray'a önerildi. Bunun da haberini yaptım hocam. Birazdan hem dinleyenlerimizin hem de sizinle paylaşırım. Evan Der'le ilgili sizin yorumunuz nedir hocam? Oyuncuyu izleme fırsatı buldunuz mu? Danimarka Ligi'nde oynuyor. Midland forması giyiyor. Önemli bir takım. Şöyle söyleyeyim. Tabii Galatasaray takım orta sahaya ciddi anlamda bir düzenleme getiriyor. Oliveira transferi iyi bir transfer bence. Çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Michu alındı herhalde bildiğim kadarıyla. Michu. Evet hocam, doğru. Bugün saat 23.30'da Türkiye'de. Evander de iyi bir oyuncu. Yani Michu, Evander, Oliveira, bunlar topla ilişkileri iyi olan oyuncular. Koşu mesafeleri iyi olan oyuncular. Rahatlıkla Galatasaray orta sahasında bu üçlü çok daha iyi işler yapacağını tahmin ediyorum. Ama rakamlar çok. Yani 7 milyon, 8 milyon. Yani bunlar büyük rakamlar ya Salim. Çok büyük rakamlar. İnşallah bunun karşılığını verir. Gelen oyuncu Michu'da, Sergio Oliveira'da, Avander'de verirler inşallah. Ama büyük paralar. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Evet, Galatasaray'ın ihtiyacı var. Orta sahasını düzenlemeli. Ön taraf gayet iyi oldu. Kerem, Yunus, Seferovic. Orta sahada Michu ile birlikte Avander'de gelirse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii kadro derinliği de çok önemli. O bölgede oynayabilecek oyuncular da var. Özellikle Emre Akbaba hazırlık maçlarında çok iyi gidiyor. Çok iyi görüntüler gidiyor. Bu temposuyla onu kesmek de zor diye tahmin ediyorum. İşte stoper mevkinde acaba bir alternatif olabilir mi Galatasaray takımında? Yani o bölgede Abdülkerim Bardakçı ve Nelson var. Mevcut kadro içerisindeki oyuncularla gündemi falan artık kimsenin gözünde yok. Ama o bölgeye de belki bir transfer gerekebilir diye düşünüyorum Galatasaray takımına. Sağ beki aldınız zaten, iyi. Sol bekiniz iyi, kaleciniz iyi, Nelson iyi. Abdülkerim de iyi olacağını tahmin ediyorum. Orta sahada düzenleme yaptığınızda geriye birazcık kadro derinliği kalıyor.
Galatasaray takımında. Yani katkı sağlamayacak oyuncuları da bir an evvel boşaltmak lazım Galatasaray takımından. Onu söyleyeyim. Hocam az önceki haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Ajans Spor'dan da arkadaşlarımız takip edebilirler. Önemli bir oyuncu. Atalanta'da forma giyen Josip Iličić menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübe önerildi. Böyle bir bilgi var. Oyuncuyu tanımıyoruz. Hocam oyuncu yani ben yayına girmeden önce Mert Elam'la da konuşmuştum. Atalanta'da forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon 24 maçta oynamış. Önemli bir kariyere sahip. İtalya Ligi'nin yakından takip edenler tanıyacak bir oyuncuyu. Top tekniği yüksek bir isim. Fakat geçtiğimiz sezon tükenmişlik sendromu sebebiyle maç sayısında eksik var. Tükenmişlik sendromu sebebiyle maçlar kaçırdı. Hocam nasıl anlatabilirim oyuncuyu? Tekniği yüksek bir 10 numara diyebiliriz hocam. Teknik kapasitesi yüksek bir 10 numara diyebiliriz. Bakalım yani göreceğiz, hep beraber izleyeceğiz. Yani ülkemize Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ne büyük yıldızlar geldi. Birçoğu startta kaldı yani. Evet doğru. Hocam gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen sorular da var. Soruları da hemen yönelttim size. Meltem Hanım'ın sorusunu cevapladık. Derfin Yunustane iyi yayınlar dilemiş. Selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Reşat Hocam'a bol bol selamlarımı ilet demiş. Aleykümselam. Bizden de selamlar. Yunus abi de Radyo Spor'un önemli bir dinleyicisi. Ben dahil tüm programları dinler. Mesajlarını gönderir. Teşekkür ediyorum hem kendine hem eşine. Buradan selamlar olsun. Mert Bey yazmış. Merhaba Salim Bey, kolay gelsin. TRT Spor bu sezon Süper Lig özetlerini aldı mı? Spor Toto birincilik maçları yayını aldı mı? Bilgi verirseniz çok sevinirim demiş. Bu konuyla ilgili yani hala bir açıklama yapılmadı. Özellikle de Spor Toto birincilikle ilgili, özetlerle ilgili. Bu açıklamalar genelde maçlar başlamadan bir hafta önce yapılıyor. Ben bu hafta içerisinde eğer böyle bir durum varsa oluşacağını düşünüyorum hocam. Yayıncı kuruluş birincilik ve süperlik maçlarını vermeye devam edecek. Mesut Işık Türk yazmış. Merhaba Salim Bey, Bolu Spor'da transfer gelişmesi var mı? Bolu'dan bağlantı yaparsanız sevinirim demiş. Yayına girmeden önce de hocam Bolu Spor Başkanı'nı aramıştım. Müsait olmadı. Transfer döneminde olduğu için kulüpler bağlantıda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Özellikle de bu noktada konuştuğumda transfer gelişmesi yaşanmadan da yayına çıkmak istemiyor kulüp yetkilileri. Bunu da söyleyeyim. Atman Bey yazmış. Selamlar Salim abim. Reşat Hocam'a da bol bol saygılar. Saygılar. Adana Demirspor'u yorumlarsanız sevinirim. Yorumladık. Sevdamız Futbol'dan haber var mı? Sizin programınızı sormuş hocam. Yok bu sene olmayacak. Bu sene olmayacak mı hocam? Evet, yani bir takımla çalışacağım büyük bir ihtimalle. Olmayacak ama. Hocam hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yine yeni bir kariyer. Geçen sezon da bence hocam çok önemli iş başardınız. 1954 Adana FK'da o kadroyu kurdunuz. O kadro final oynadı. Nasip olmadı ama başında kalmak. Yani bazen böyle olabiliyor hocam. Hayatta böyle. Yapacak. Hayatta bazen böyle hocam. Yani hayatta bazen direkt erken ayrılıklar olabiliyor. Geçtiğimiz yıl sizin başınıza da gelen böyle bir durumdu. Evet. Maalesef. Hocam ben gördüm yani takip ettim sosyal medyadan. Tolgağan gelmiş. Tolgağan Acar. Tolgağan Acar evet, Adana 1954 FK'ya geldi. Bizim takımımız Adana 1954 yani. Biz ayrı önemli bir transfer hocam Tolgağan Acar. Tabii ki çok önemli. Tolgağan Adana'da zaten. Adana Spor'u da oynadı uzun yıllar. Sivas Spor'da ve Giresun Spor'da Süper Lig'e yükseldi. Evet, çok önemli bir kariyer. Proje olduğu için, başkanla da çok samimi oldukları için gelip futbolun son dönemlerinde işte Adana'da geçirmek istedi. Önemli bir transfer başarısı. Yine hocam böyle bu tarz oyuncular görecek miyiz? Oluyor işte, görüyorsun bölgesel amatör liglerde birçok kariyerli oyuncu gelip oynayabiliyor. Oluyor. Hocam Barış Bey yazmış. Salim Bey selamlar.
Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un etrafında bir tane danışman yok mu santrafor transferi yaptıracak? Sanırım Fenerbahçe santrafor almadan transfer dönemini kapatacak. Reşat Hocam bu konuda ne söyler? Fenerbahçe'nin net bir santrafora ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yorumu nedir? Bir santrafor olsaydı Dinamo Kiev maçını eleyebilirdi Fenerbahçe demiş. En çok tur gitti, ona üzülüyorum diyor. O zaman gerçekten de insan üzülmemek elde değil. Yani Fenerbahçe kötü mü oynadı? İşte kötü oynamadı. Bence iyi de oynadı. Penaltı kaçırıyorsun. Bu kadar fırsatlardan faydalanamıyorsun. Evet. 10 kişi kalıyorsun şanssız bir şekilde. Yani bunlar üste koyduğunda gerçekten de şanssız bir maç. Yani Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var mıydı? Yani bu sezon başlamadan zaten santrafora ihtiyacı olduğu net ortadaydı. Bunu taraftarlar da, herkes de, kamuoyu da biliyordu zaten. Tabii birçok transfer yaptılar ama o bölgeye doğru düzgün bir transfer yapmadılar. Keşke yapmış olsalardı. Çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Hocam ben de aynı fikirdeyim. Hatırlarsınız, haberini yapmıştım, hatta konuşmuştuk da, Mehdi Tarami şu anda Porto'da oynuyor. Daha önce 2016 yılında, 2016'da yaz transfer döneminde Rize Spor'a gelmişti. Fakat bazı sıkıntılardan dolayı Rize Spor'a transferi gerçekleşmemişti. Sonrasında önemli bir kariyere imza attı. Porto'da geçtiğimiz sezon önemli sayılara ulaştı. Çok çok iyi bir performans ortaya koydu. 20 üzerinde gol attı. 17 asist yaptı. Dün Jorge Jesus'a sordular hocam, Mehdi Tarami ismini. Portekiz basınına röportaj verdi. Beğendiğim bir oyuncu. 4 tane santraforumuz var. Şu anda zor gibi görünüyor dedi. Ya 4 tane santraforum var da iş yapacak santrafor önemli yani. Evet. Yani tamam, Avrupa Ligi'nde artık mücadele edecek Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Oraya gidecek. Lig var. Türkiye Kupası var. Milli maçlar var. Ama bir gerçek var ki elindeki santraforların çok üstünde bir santrafor şart Fenerbahçe'ye. Yani Valencia'yı oynatıyorsun, Serdar Dursun'u oynatıyorsun, Berisha'yı oynatıyorsun. Yine en faydalı olan oyuncu Serdar Dursun. Yani orada daha farklı bir santrafor olabilir mi? Orayı dolduracak hüviyette bir santrafor olur. Öyle bir santrafor, evet, iyi olur Fenerbahçe takımı, çok iyi olur. Artı orta sahada da, yani Zayis, Crespo ikilisi neden bozuldu, nasıl bozuldu, yani onu da anlamak zor. Hocam yani sonradan oyuna girdiğinde de iyi bir performans ortaya koydu. Bilmiyorum ama yani biraz Crespo ile ilgili kafasında soru işareti mi var hocanın, anlayamadım. Durum onu gösteriyor yani. Orada Crespo'yu alternatif düşünüyor. Zayis'i alternatif düşünüyor. Yani bu noktada anlamış değilim hocam. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 1. Lig'de 1. hafta ile 8. hafta arasındaki maçları açıkladı. 1 ile 8 hafta, 1. ve 8. hafta açıklandı. 1'den 8'e kadar program belli. İlk maçı söylüyorum hocam. İlk maç Cuma günü Altay Samsun Spor maçı. Müsabaka saat 21'de Altay Mustafa Denizli Alsancak Stadyumu'nda oynanacak. 12 Ağustos Cuma günü hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hocam. 12 Ağustos'ta başlıyor birincilikteki maçlar. Bunu da belirtelim. Bu arada Spor Toto birincilikte ara yok hocam, Dünya Kupası'ndan dolayı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Normalde ara verilecekti fakat kulüp başkanları aldıkları karar doğrultusunda ara vermediler ve ligi bir hafta geç başlatalım dediler. Doğru, doğru düşünce. Hocam birincilikte de, birincilikle ilgili de gelen sorular var. Bu arada hocam dün Konya Spor ve Başakşehir tur atladı. Tebrik edelim. Yasin Özdemir yazmış. Reşit hocama sorar mısın? Beşiktaş'ı nasıl buluyor? Konya Spor hakkındaki düşünceleri nelerdir? Konya'dan selamlarımı iletiyorum demiş. Valla Konya Spor'u dün yine seyrettik. Bata Birisov maçını, tabii ilk maçı da gelmişti, dün de geldi. Yani ben Konya Spor'dan keyif alıyorum. Ben de. Rahmanoviç, Hacı Ahmetoviç,
çekici orta sahası bana çok keyif veriyor. Bakıyorsun bir tarafta Bitucci, bir tarafta Muriç diye bir oyuncu anda. Mikalak da var orada. Harika iki kenar oyuncusu. Mihailat'ı çok beğeniyorum hocam. Çikilaşi çok güveniyor demek ki hocam. Ona da oynatıyor. O da bildiğimiz Çikilaşi gibi oynamaya başladı. O da iyi. Gilerme zaten Sorbet de iyi. Bence yani belki Türk oyuncu statüsünden dolayı Cebrail'le Ahmet Oğuz alındı sağ bek mevkine. Stoper'de de Adil Türk statüsünde diye oynatılıyor. Yani sağ bek ve yani şu kadro içerisinde Sukubiç olsaydı mesela çok daha güzel olurdu sağ bekte. İşte stoper'de yani Adil daha üst seviye bir stoper olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani hocam bence Adil iyi oldu. Olacak hocam, Adil'den olacak yani. Adil'den ya hırslı, çalışkan, eyvallah ama toplu ilişkileri çok iyi değil, bazen saçma sapan işler yapıyor. Mesela yeni Calvo diye bir oyuncu aldılar stoper. Harika bir oyuncu, gol de attı dün. İyi bir stoper almışlar yani. Konyaspor iyi yolda. Ben Konyaspor'un çok can yakacağını düşünüyorum bu sene. Beşiktaş'a gelince Beşiktaş daha oturmadı. Beşiktaş kendini bulmadı. Hala arkada birinci bölgede stoperler mevkinde doğru oyuncular bence değil. O üçlü oynatmayı düşünüyorsun ve doğru oyuncular değil. Orta sahada Josef de Souza'nın yerine iyi bir oyuncu transfer etmeleri lazım diye düşünüyorum. Kadro verimliği de önemli. Ön tarafta Mulaka, Ekos, Cenk, bunlar Cezal, bunlar heyecanlandıran isimler. Tabii kendilerini bulmaları lazım. Kendilerini bulurlarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum Beşiktaş. Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Birkaç tane daha sorum olacak hocam. Tabii. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Salim. Hocam Okan Çakır yazmış. İyi yayınlar Salim abi, selamlar sevgiler. Kasımpaşa'dan transfer haberim var mı? Hocam Kasımpaşa Ankara Spor'dan Recep Yemişçi'yi, stoper futbolcu, genç stoperi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Sözleşmede opsiyon da bulunuyor fakat zorunlu değil bir opsiyon, bunu belirtelim. Oyuncuyu tanıyor musunuz hocam? Öncelikle onu sorayım. Altın Ordu'da da oynamış. Kim dedin? Kim ismini? Recep alamadım. Yemişçi. Recep tanıyorum. Önemli bir stoper hocam. Genç, gelecek vadeden bir oyuncu. Recep Çetinkaya ile birlikte Efe'de gitmişti. Recep çizik gücü iyi olan bir oyuncu. Hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. Gelişimi açık bir oyuncu. Ya bu tip oyuncuların gelişmesi lazım. Hep söylüyorum. Genç oyuncular oynaması ve gelişmesi lazım. Oynaması tabii hocaların inisiyatifinde ve kendi performanslarına bağlı ama çok çalışmaları lazım mesela. Yani çok çalışmak lazım. İyi dinlenmek lazım. Konsantre olmak lazım. Teoride hocanın anlattıklarını pratikte uygulamak lazım. Böyle oluyor yani. Yoksa genç oyuncu gelişmiyor. Bir yerde kalıyor, duruyor. Sonra alt liglere gitmeye başlıyor. Hocam yani bir soru var hocam, atlıklar demişken önemli bir soru, güzel bir soru. Bal ligi takımları 3. lig takımlarından daha iyi transfer yapıyor ve daha çok ücret harcıyor. Bunun sebebi nedir? Herkes harcamıyor. Bal liginde şampiyonluğu oynayan her grupta 2 tane, 3 tane takım zaten para harcıyor. Gerisi para harcamıyor. Evet. Onlar da şampiyonluğu olmak için üst liglerden, işte 3. liglerden alıyorlar. Oyuncu da 3. ligde şampiyonluğu oynayan bir takımın oyuncusuysan zaten bir şeyler kazanabiliyorsun. Yok, 3. ligde şampiyonluğa oynamayan bir takımın oyuncusuysan bir şey kazanamıyorsun zaten. Fazla bir şey kazanamıyorsun. Evet. O yüzden de diyor ki oyuncu, ne yapayım ya artık diyor, yaşım da diyor geldi. Ben diyor bir aşağıya ineyim Bal Ligi'ne. En azından buradan alacağım ilk katını alırım diyor. Aşağıya iniyor, Bal Ligi'ne iniyor. Hocam devam edelim gelen sorularla. Twitter üzerinden gelen soruları soruyorum. Hocam Ali Akman'ı yorumlamanız istenmiş. Ali Akman'ı yani az önce de biraz konuştum. Ne söyledim? Evet yani
Gol vuruşları iyi olan oyuncu, fırsatçı bir oyuncu, özgüvenli bir oyuncu, 18 içerisinde çok rahat çalımlar atabiliyor. İşte vurdu diyorsun mesela, vurmuyor, kesik atıp kaleye şut atıyor. Değişik özellikleri olan bir oyuncu. Hava hakimiyeti belki çok uzun boylu değil. Eyvallah, bir santfor için kısa boylu ama timingleri çok iyi. Doğru yerlere gidiyor, doğru noktalara gidiyor. Ve oyun içerisinde hep böyle bir çaba var. Ali Akman'da işte, o da genç oyuncu. İşte gelişmesi lazım bu oyuncuların. Hep söylüyorum ya. Yani. Oynaması lazım, gelişmesi lazım. Yoksa Ali yetenekli bir oyuncu. Hocam, İzmir'den Buca Sporlu, hemen ismini de söyleyelim. Kaçırdım, birçok mesaj var hocam. Emre Bey yazmış. Buca Spor 1928'in Cüneyt Dumlu Pınar'la anlaştığı söyleniyor. Evet, anlaştı Cüneyt Hoca. 1920 Buca Spor FK ile anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kim anlaştı? Cüneyt Dumlu Pınar Buca ile anlaştı hocam. Serik'ten istifa etmişti Cüneyt Hoca. Erhan Şentürk, Lokman Gör, Furkan Çil kadroya dahil edildi. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk demiş Buca ile ilgili. İkincilikte mücadele ediyor Buca. Hayırlı uğurlu olsun. Bence güzel bir tercih Cüneyt Dumlu Pınar. Cüneyt Hoca'nın ben başarılı olacağını düşünüyorum. Ya Cüneyt Hoca tabii yıllardan beri çalışıyor. Saydığım isimler, oyuncu profilleri de tabii birincilik ağırlıklı oyuncular. Neden başarılı olmasın? Yani Buca Spor hakikaten de çok iyi bir kulüp. Belki son yıllarda o eski Süper Lig'e kadar çıktığı o şahşalı günlerini aratıyor ama oyuncu da çok yetiştirdi biliyorsun Buca Spor takımı. Ama yine de Buca Spor önemli bir kulüp. Hayırlı uğurlu olsun Cüneyt Hoca da, oyuncular da. İnşallah istedikleri şampiyonluğu elde ederler. Hocam hemen kontrol ediyorum. Sorusunu kaçırdıklarım varsa kusura bakmasınlar. Eren Can Yardımcı'yı sormuş Rıza Bey. Eren Can Yardımcı bir sezon daha Alanya Spor'da kiralık hocam. İşte o da genç oyuncu. O da bazen oyuncuların işte genç oyuncu mesela Muhammed Demirci böyle çok böyle yukarı çıkarttık seviyesini. Kayboldular gittiler yani. Eren Can da inşallah o çıkışını Alanya Spor'da başlatır. İşte bazı oyuncular o çıkışı yapamıyorlar, duruyorlar, aşağı doğru iniyorlar. Bazı oyuncular da Yunus Akgün gibi çıkış yapıp nerede atlıyorlar. İnşallah Eren Can da bu sene o arada şansları Alanya Spor takımında bulur. Hocam bu arada Ali Akman'la ilgili birçok soru var. Salim abi, opsiyon var mı demişler sözleşmede. Bana gelen bilgi opsiyonun olmadığı. Ama çok enteresan Salim. Kiralık alıyorsun genç oyuncu. Opsiyonu yok yani. Neden hocam acaba? Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Umut Bozok Kasımpaşa'da sözleşme uzatmadı, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Normalde Kasımpaşa Umut Bozok'un opsiyonunu kullanmak istedi. Kullandı da, fakat oyuncu okey vermedi. Ben bu noktada opsiyonun da çok böyle aman aman geçerli olduğunu düşünmüyorum. Tamam, opsiyon koyduruyorsunuz. Oyuncu kabul etmediği anda opsiyonun hiçbir geçerlilik hali yok. Tamam, bonservis noktasında önemli bir adım ama burada iki evreli olarak düşünmek lazım. Taraftarlar şunu zannediyor, futbol severler. İşte opsiyon var. Mesela Reşat Yılmaz'ı kadromuza kattık. Kiralık kadromuza dahil oldu. Opsiyonu var. Opsiyonu kullandık. Reşat Yılmaz gelmek istemezse o transfer olmuyor. Yani burada yine opsiyon olsa da yarı yarıya. Ya yani şimdi halletmeniz lazım. Opsiyonu bir tarafa koydun. Evet. Normal şartlarda da oyuncu kulübü istemezse, kulüp oyuncu istemezse zaten birliktelik olmuyor. Evet. Bir vakanın örneği gibi yani. Trabzonspor şampiyon oldu. Sözleşme yenilenecek. Yani şartlar uyuşmadı. Bazen ekonomik şartlar uyuşmuyor. Bazen oyuncu mutlu hissetmiyor da kendini. Bazen daha iyi imkanlar çıkıyor. Opsiyon bir işe yaramaz. Opsiyon yani normal şartlarda da bir birliktelik olmaz. Evet. Oyuncunun o kulübü istemesi lazım. Kulübün oyuncu istemesi lazım. Ama sözleşme uzatma konusunda, ama transfer konusunda, ama opsiyon kullanma konusunda. Yani böyle karşılıklı istek olmazsa zaten bir anlamı yok. Evet, doğru hocam. Hocam, İzmir'den selamlarını iletmişler. Aleyküm selam. Bu arada opsiyon mevcut değil hocam, söyleyelim.
Opsiyon mevcut değil. Bunu belirtelim. Şu an için opsiyon yok. Hocam Gültekin Bey yazmış. Merhaba Salim Bey, Reşat Hocam, saygılar sunuyorum. Kayseri Spor'un son durumuyla ilgili bilginiz nedir? 1995'te Adana'da askerlik yaptım. Adana'da Adana Sporlu Cengiz Arık'la beraber 6. Kolordu'da kalıyordum. Adana'ya selamlar, sizin aracılığınızla demiş. Cengiz Arık da benim en eski arkadaşımız. 8 yaşından arkadaşımız. Vay be hocam. Mesut Bey de Hamza Akman sormuş. İki soruyla bitirebiliriz hocam. Hamza Akman valla çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü orta saha geçişlerini harika yapabilen bir oyuncu. Çok istekli, kıpır kıpır. Böyle sanki hep fırsat bekleyen bir oyuncu hüviyetinde. Gelişime çok açık. Ondan çok umutluyum. Hamza'dan çok umutluyum ben. Evet. Metehan'dan çok umutluyum mesela. Stoper Metehan'dan. Hamza'dan çok umutluyum. Hocam Kayseri Spor'la ilginiz nedir? İlgili yorumunuz nedir? Valla Kayseri Spor yani futbolu çok yakından hissettiğimiz şehirlerimizden bir tanesi. Köklü bir kulüp Kayseri Spor takımı. Yani böyle her sene küme düşmeye oynayan bir Kayseri görüyoruz. Şu yapılan hamlelerde şu böyle üst seviyede transferler de göremiyorum maalesef. İnşallah Kayseri Spor takımı eksik mevkilerini doldurur. Kayseri Spor yukarılarda görmek istiyorum yani. Kayseri taraftarı buna alışkın. İnşallah her sene düşmemeye oynayan bir Kayseri değil de bu sene yukarılarda oynayan bir Kayseri izleriz. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kayseri Spor'da da Çağdaş Atan göreve başladı, bunu belirtelim. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Kayseri Spor transfer yasağı var ama mevcut kadrosu ligde kalmak için yeterli olacaktır. Bir de hocam gitmeden çok kısa bir yorum yapmak istiyorum. Süper Lig başlayacak, yapılan transferlerden yola çıkarak ben iki gruba ayrılacağını düşünüyorum bu sezon Süper Lig'in. Adeta beyaz ve kırmızı grup gibi. Şundan dolayı ön plana çıkan takımlar var hazırlık maçlarında yapmış olduğu transferlerde. Bu noktada bir 12 kişilik takım üst sıraları zorlayacak gibi, bir 7-8 takım aşağı sıralarda olacak gibi duruyor. Bu sezon direkt şerit de çekilebilir hocam. Tabi bunları lig başlamadan söylemek erken ama yapılan transferler bu izlenimi oluşturdu bende. Vallahi ben de sana katılıyorum. Belki 12 tane değil ama 7-8 tane, işte 4 büyükler. Konya Spor'u sayabiliriz. Başakşehir'i koyabiliriz. Adana Demirspor, Alanya. Alanya, Fatih Karagümrük, Ankara yani, yaptığı transferler gayet başarılı. Yani ön plana çıkıyor. Mesela bakıyorum hocam, İstanbul Spor tek transfer yaptı. Ümraniye Spor yapmış olduğu transferler kapalı kutu ama hazırlık maçlarında iyi bir etki gösterdi. Hatay Spor soru işareti. Hazırlık maçları çok hoş olmaz soru ya. Soru işareti. Onun dışında düşünüyorum Hatay, Giresun, Kayseri Spor. Tabii az önce de vurguladım. Kadrosu yeterli ama lig içerisinde takviye yapamayacaklar. Hem sezon öncesi yapamıyorlar hem devre arası. O noktada da yani çok geçen sezonki gibi umutlu değilim. Son durum bu şekilde hocam. Yani ben de beyaz ve kırmızı grup şeklinde ayrılacağını düşünüyorum. Geçen sezonki tablonun tablodan çok çok farklı olacaktır. Farklı olacak çünkü geçen sene kötü başlayan bir Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Bunlar hep kötü başladılar. Başakşehir kötü başladı ama sonra hepsi de toparlamaya başladı. Belki Galatasaray, Beşiktaş çok geç oldu. Galatasaray'ın hele yani çok geç oldu ama Başakşehir toparladı. Bildiğin gibi Demirspor hamle yaptı. Evet. Yani bu sene çok farklı olacak. Çok mantıklı transferler yapıyorlar. Özellikle dört büyükler bu sene farklı olacak yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara. Radyo Spor! Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Eyvallah.
Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Murat Demiryaz. Murat abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Salim Anam, teşekkür ediyorum, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Murat abi. Önemli maçlar var bugün ve hafta sonunda, söz sende. Sevgili Salim Anam, evet, dediğin gibi hem bugün hem de hafta sonunda önemli maçlar var. Artık yavaş yavaş iyice futbolu özlediğimizi, Süper Lig'i özlediğimizi görüyoruz. Yarın da Süper Kupa karşılaşması var önemli maçlardan. Bir tanesi sezon öncesi TFF Süper Kupa mücadelesi. Biz önce bugünkü maçlara bir bakalım. Ardından yarınki maçlarla ilgili çok kısa görüşümüzü bildiririz, ama bugün görüyoruz ki Almanya Kupası'nda birinci tur maçları var. Öncelikle bunu belirtelim. Almanya Kupası'nda tabii Bundesliga başlamadan önce hep klasik Almanya Kupası'nda birinci tur maçları Bundesliga'nın ilk haftasının önce oynanıyor. Almanya Kupası'nda bugün Dinamo Dresden Stuttgart maçını görüyoruz. Dinamo Dresden geçen sezon ikinci ligdeydi ama bu sezon üçüncü lige düştüler. Playout maçından sonra ve ilk haftada da 1860 Münih'e 4-3 mağlup oldu evinde. Stuttgart'ın geçen son Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmediğini görüyoruz. 15. sırada bitirdiler, küme düşmemeye oynadılar. Ve sezon öncesi hazırlık maçlarında da aslında başarılı sonuçlar aldı Stuttgart. Bu sezona iyi bir hazırlık yaptı. Bu sezonki hedefi alt sıralarda olmamak. Açıkçası çok kolay bir karşılaşma değil. Tabii ki Stuttgart maçın net favorisi. Ama Dinamo Dresden deplasmanında da sezon öncesi çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Bence burada karşılıklı gol var tercihi. Bu karşılaşma için uygun tercih olacak. Bizi risklerden de uzak tutacak ama Stuttgart'ın da tur için önemli favori olduğunu belirtelim. Karşılıklı gol var. Bu maçtaki tercihimiz olacak. 1860 Münih Borussia Dortmund, bir başka Almanya Kupası mücadelesi. 1860 Münih'te 3. ligde mücadele ediyor. Geçen sezon 2. lige yükselebilmek için ciddi bir yarış içerisindeydi. Ancak sezon 4. tamamladılar. İlk 3 içerisinde olsalardı üst lige çıkabileceklerdi ama dördüncü oldular. Bu sezonda ilk hafta deplasmanda Dinamo Dresden 4-3 mağlup ederek sezona başladılar. Borussia Dortmund geçen sezon ikinci sırada yer aldı. Bundesliga'da tabii ki orada da önemli isimler takımdan ayrıldı ama önemli transferler de yaptılar. Gücü belli bir takım. Açıkçası turun ciddi favorisi ama dileyen handikaplı Borussia Dortmund deneyebilir. Bence burada 3.5 üstü tercihi, yani 3 gol barajı gitmeliyiz bu karşılaşmada. Geçilebileceğini düşünüyorum. 2.5 üstünün oranı 1.20 ama 3.5 üstünün oranı 1.67. Bence 3.5 üstü iyi oranıyla tercih edilebilir. Bu karşılaşma için benim tercihim bu maçta 3.5 üstü olacak. Championship Lig, İngiltere Championship Lig'de sezon başlıyor. Bu hafta Huddersfield Burnley maçıyla açılış maçı. Evet. Huddersfield geçen sezon Championship Lig'de üçüncü olmuştu. Playoff finali oynamış ama kaybetmişti Nottingham Forest'te. Burnley de geçen son Premier Lig'de 18. olup küme düşmüştü. Teknik direktör değişiklikler, Vincent Kompany, önemli isimler takımdan ayrıldı ama Pope, Tarkowski, Dermi, Weghorst gibi, ama yine bu lige uygun isimlerde kadrolarına kattılar. Yeni bir kadro, yenilenen bir kadroyla bence bu sezon Burnley üst sıraları hedefleyecek. Birlikte çifte şans 0-2, yani Burnley yenilmez aslında en uygun tercih. 1.24 bir oranı var, düşük bir oran. Ben biraz risk alıp doğrudan Burnley galibiyetini kuponuma yazacağım 2.20'lik oranıyla. Son olarak Belçika Ligi'nde Union Saint-Gilloise Charleroi karşılaşması. Union Saint-Gilloise geçen son normal sezonu lider bitirip şampiyonluk grubunda yer almıştı ama ikinci olmuşlardı, şampiyon olamamışlardı. Bu hafta da, bu sezonda ilk hafta Saint-Truidens ile 1-1 beraber kaldılar. Charleroi geçen son normal sezonu 6. sırada bitirip konferans ilk playoff'ları oynamıştı ama orada da, o grupta da 3. olmuştu. Bu sezon ilk haftaya iyi başladı. Örneğin 3-1 mağlup ettiler kendi sahalarında. 2.5 üstü bitmeye çok yakın bir karşılaşma. 2 gol barajını geçeceğini düşünüyorum ben 1.52'lik oranıyla. Ev sahibi de favori, 1.50'lik bir oranı var ama bence 2.5 üstü bu maç için daha uygun. Dolayısıyla bugünün kuponlu Dinamo Dresden Stuttgart, karşılıklı gol var.
1860 Münih, Borussia Dortmund 3.5 küsü, Huddersfield Burnley 2, Burnley galibiyeti ve Union Saint-Gilloise Charleroi maçı, Belçika Ligi maçı da 2.5 üstü şeklinde değerlendirebiliriz. Tabii yarın hem TFF Süper Kupa hem Community Shield hem de Almanya Süper Kupa maçları var ki üçü de birbirine önemli karşılaşmalar. Trabzonspor, Sivasspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor favori gözüküyor. Çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası. Toplam gol sayısı 2-3 gol bu maç için bence bugünden düşünürsek uygun bir seçenek. Ama tabii ki öncelikle muhtemel kadroları yarın sahaya çıkacak takımlarla ilgili son bilgileri öğrenmek lazım. Yarın bu maça bahis yapmak daha doğru tabii ama ben bugünden TGS 2-3 gol 1.68 gol yine tercih edebilirim. Liverpool Manchester City için Community Shield maçı karşılıklı gol var tercihi bence çok uygun. İki takım da gol bulacaktır. Almanya Süper Kupası'nda Leipzig Bayern Münih karşılaşmasında da yine golü bir karşılaşma bizi bekleyebilir. 3.5 üstü tercihi bence ideal olabilir ama çok riske girmeyeyim diyorsanız da 2.5 üstü veya karşılıklı gol var. İkisinin de oranı birbirine yakın 1.30 ve 1.32. Bu tercihler yapılabilir sevgili Salim Manav. Bilmiyorum senin Trabzonspor Sivasspor maçı ile ilgili önden bir görüşün var mı? Bu karşılaşma nasıl geçer? Ben çok gollü geçeceğini düşünmüyorum açıkçası ama senin fikrin nedir merak ediyorum açıkçası. İlk yarı 0 olabilir. Ben de çok gollü geçeceğini düşünmüyorum. Özellikle de uzatmaya gitme ihtimali de mevcut bu noktada. Sivasspor transfere ihtiyacı var. Sivasspor transfer yapmalı diye düşünüyorum. Güzel bir maç olur ama öyle aman aman çok gollü geçmez. 3.5 alt, 2.5 alt tercih edilebilir. Evet, 2.5 altının oranı bu maç için şu anda 1.52. Onu belirtelim. Altın oranı tabii daha düşük ama Trabzonspor galibiyetine verilen oranda 1.66. Aslında tabii Trabzonspor senin de dediğin gibi sezona daha sezon öncesi daha transferde hareketli olan taraf belki. Evet, daha sonuca yakın, kupaya yakın ama maç 90 dakika içerisinde bitmeyebilir, onu da belirtelim. Dediğim gibi çok gollü geçmeye aday bir karşılaşma olarak gözükmüyor. Benim de tercihim toplam gol sayısı 2-3 gol olacak bu karşılaşma için. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol Murat abi. Maçlarını bizlerle paylaştın. Görüşmek üzere salı günü. Hoşça kal, kendine iyi bak. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayın diliyorum ve iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Murat Demiryastı. Murat Demiryastı'la birlikte olay.com üzerinde yer alan maçları konuştuk. Bunu belirtelim. Twitter'da bir soru var. Kaçırdım, gözümden kaçmış. Oğlu Oflaz yazmış. Reşit Hoca'ya sorar mısın demiş. Karagümrük sessiz sedasız sıfır maliyetlerle inanılmaz transferler yapıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dünya paraları harcıyor fakat tam net bir transfer yok demiş. Kutluyorum Fatih Karagümrük takımını. Güzel transferlere imza atıyorlar. Bunu belirtelim. İyi transferler yapıyorlar. Bunu ifade edelim. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bugün Cuma. Cuma günü üçlemenin ilk günü. Nazım Türknaz önemli konu ve konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.